Zamanda yolculuk etmenin yolunu buldum. Ne iddialı söz ettim, değil mi? Her ne kadar bir kelime oyunu yapmış olsam da aslında bunun bir yolu var. Nasıl mı? Elbette bilimle. Hadi o zaman şöyle yaslanın bir arkanıza, birlikte bir zaman yolculuğuna çıkalım. Dünya ateşler içinde doğdu. Kaynayan kalbinden kopan yangınlar, ilk ateşli temasta patlayan kocaman kaya ve buz topları. Bir tanesi neredeyse Mars kadar büyüktü ve dünyaya çarptığında ayı oluşturdu. Ama endişelenmeye gerek yok. Çünkü o ateş topları erken güneş sistemimizin parçalarıydı. Sonraki milyarlarca yılda öbür dünyalar yörünge rotalarından kurtuldu. Bu yüzden güneş sistemimiz artık göreceli olarak sakin bir yer. İlk yarım milyar yıldan sonra dünya bugünkünden çok daha hızlı dönüyordu. Günler çok daha kısaydı, yalnızca 6 saat kadar. Ay bize 10 kat daha yakındı ve genç gezegenimizin üzerindeki kütle çekim etkisi çok daha güçlüydü. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük gelgit dalgaları kıyıya vuruyordu. Şimdikinden 1000 kat daha büyük dalgalar. Bebek dünya o zamanlar bize göre bir yer değildi. Atmosferi karbondioksit, metan ve amonyaktan oluşuyordu. Bizim yaşam biçimimiz için toksit bir çevreydi. Eskiden iklim nasıldı bilemiyoruz. Ama bilim insanları bu kalın sisli atmosferin sıcaklığı hapsederek dünyanın kavurucu sıcaklıkta olmasını sağladığı görüşünde. Bir zaman sonra metana aldırış etmeyen ve karbondioksitle gün ışığını kahvaltı niyetine yiyen küçük canlılar okyanusta hayatta kalmanın bir yolunu buldular. Siyanobakteri olarak bilinen bu ufak canlılar tüm gezegeni baştan yarattı. Karbondioksit tüketerek ve oksijen vererek gökyüzünü maviye çevirdiler. Tüm o oksijen gezegenimizi saran metan tabakasını yok etti ve gezegenimiz soğudu. Günümüzdeki kadar soğuk değildi elbet. Daha çok yıl boyu süren sıcak bir yaz günü gibi. Derken muhteşem bir şey gerçekleşti. Okyanuslardaki küçük canlıların ürettiği oksijen atomları dünyanın üstünde gökyüzünde toplanmaya başladı. Ve yeni bir molekül türü oluştu. Ozon. Güneşin ölümcül ışınlarına karşı görünmez bir kuvve yarattı. Artık ilk kez yaşam okyanusları terk etmekte özgürdü ve artık karaya ayak basabilirdi. Yaşam çok geçmeden bu yeni fırsatları değerlendirdi. Bu yeni ortamlara adapte olan çeşit çeşit şekiller, boyutlar evrimleşti. Kulaklar, burunlar ve kanatlar çıktı. Mesela çoğumuzun tiksindiği böcekler. Onlara göre sen daha dünkü çocuksun. Yalnız bir gündür buradasın. Ama o böcekler 300 milyon yıldır burada yaşıyor. Anlayacağın, onlar senden daha dünyalı. Bu dünyada ne değişimlere tanık oldular. Bizim türümüz onlardan çok daha kısa bir zamandır burada. Bir daha bir böceği ezmeye niyetlendiğinizde bence bir kere daha düşünün. Saygı duymak lazım. Atalarımızın ilk ayağa kalktığı zaman. Bu yüzden onlara Homo erectus diyoruz. Artık ayaklarının altındaki toprağa bakmak zorunda değiller. Artık yukarı bakıp yıldızları görebilirler. Dünyayı değiştirecek o eller artık serbest. Yer değiştirmeye, çevrelerini araştırmaya başladılar. Bilinmeyen yerlere ulaşmak için her şeylerini feda ettiler. Cesurdular. Ve onların kanı damarlarımızda akıyor. Kimileri koca Afrika kıtasını keşfe çıktı. Başkaları kuzeye yöneldi ve sol sapaktan Anadolu üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Onların Neandertal dediğimiz soyu tükenmiş insanlara evrimleştiklerini gösteren kanıtlar var. Onların kendilerini nasıl isimlendirdikleri hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Ama biz onlara kalıntılarını Almanya'da ilk keşfettiğimiz yerin ismini verdik. Soy ağacımızın daha da gizemli bir dalı sağa dönerek Asya'ya ulaştı. Onlar da Denisovalılar dediğimiz insanlara evrimleşti. Ama siz, ben ve diğer bütün erkek ve kız kardeşlerimiz Afrika'da 1,5 milyon yıl daha kalan insanlardan evrimleştik. Elbette çoğumuzun kanına soy ağacımızın başka dalları da biraz katkı yaptı. Ama büyük ölçüde Afrika çocuklarıyız. Türümüzün gezegene nasıl yayıldığını görmek için yaklaşık 150 bin yıl öncesine gitmeliyiz. Aşağı yukarı 40 bin yıl öncesine kadar Neandertal akrabalarımızın yaşantısı bizimkine çok benziyordu. Beyinleri bizimkinden büyüktü ve bizden daha kaslıydılar. Ama insan olmanın gereği saydığımız pek çok şeyi de yapabiliyorlardı. Çoğumuz hala onların genlerinden ufak bir parça taşıyoruz. Dünyada artık Neandertaller yok. Diğer kuzenlerimiz olan Denisova insanları da yok. Buna, yani türün tamamının yok olmasına, tükenme diyoruz. 4 milyar yıl önce yaşamın kökeniyle başlayan yolun sonu. Soylarının neden tükendiğini bilmiyoruz ama yaşam alanlarındaki okyanus kıyı şeridinin ötesine asla yayılmadıklarını da biliyoruz.
Belki de hominid atalarımız bizden biraz daha hoşnut, daha az endişeli ve daha huzurluydu. Biz insanların, yani Homo sapiensleri bilinmeyeni seçmeye iten şey belki de bu tedirginliktir. Güçlü bir kuvvet atalarımızı cesaret isteyen işlere yönlendirdi. Diğer tarafta kendilerini neyin beklediğini bilmeden engin okyanusları aştılar. İnsanlığı dünyanın her kıtasına ve hatta aya taşıdılar. Dünyada insan eli değmemiş tek bir yer kalmadı. Milyarlarca yıl önceki tek hücreli siyanobakteriden beri gezegeni yeni baştan yaratan ilk tür olduk. Okyanusları, karaları ve atmosferi değiştirdik. Ama bu değişimler yeni bir kitlesel yok oluşu da beraberinde getirdi. Bilim camiası kanıtları inceledi ve çağımıza yeni bir isim verilmesi gerektiğine karar verdi. Antroposen. Çevre ve barındırdığı yaşam üzerinde gösterdiğimiz küresel etkiyi ifade eder. Ne zaman başladığı konusu tartışmalıdır ve nasıl biteceğini de hiç kimse bilmiyor. Tabiata olan etkimizin tam olarak ne zaman başladığını bilemiyoruz. Peki gezegenin göklerini, denizlerini ve karalarını değiştiren bir doğa kuvveti haline ne zaman geldik? Antroposen çağı ne zaman başladı? Kimilerine göre böyle bir yerde 10 bin yıldan uzun bir zaman önce başladı. Atalarımız bu mamut, kılıç dişli kaplan ve dev tembel hayvan resimlerini, soylarını tüketip yok ettikleri bu hayvanların anılarını bir şekilde yaşatmak için mi çizdi? İnsan kaynaklı tükenme yeni bir şey değil ama atalarımızı bunun için suçlayabilir miyiz? Bu veya şu avın koca bir türün sonunu getireceğini nereden bilebilirlerdi? Kim bilir, belki de antroposen toprağa ekilen ilk tohumla ve onu izleyen tarım devrimiyle başlamıştır. Ondan önce dünyadaki karbondioksiti oksijene dönüştüren ağaçların sayısı şimdikinin iki katıydı. Tarımın icat edilmesiyle göçebeliği bırakan atalarımız çiftliklere ve şehirlere yerleştiler. Burası Çatalhöyük. İlk kurulan şehirlerden biri. Anadolu'da, ülkemizde. Birçoğunu ziyaret edip görmüşsünüzdür belki. Ama yaklaşık 9000 yıl önce böyle görünüyordu. Topluca iç mekanlara kapanmamız doğayla olan ilişkimizi değiştirdi. Evde tüten ocaklar, küçük konutları ısıtan o ateşler. Acaba antroposeni onlar mı başlattı? O minik ateşlerden yükselen dumanın atmosfere etkisi elbette azdı. Ama binlerce yıl içinde nüfusumuz katlanarak arttı. Ta ki atmosfere pompaladığımız karbondioksit tüm dünyayı ısıtacak düzeye ulaşana dek. Peki antroposen hayvanların evcilleştirilmesiyle mi başladı? Büyükbaş hayvanlar yabani otları metana çevirir. İklimi değiştiren bir diğer gaza. Yediklerini sindirirken vücutlarında oluşan bir gaz. Ama modern bilim ortaya çıkana kadar bunu kimse bilemezdi ki. Birkaç sığır zarar vermek şöyle dursun, nasıl olur da dünyayı böylesine etkiler? Atalarımız ailelerini beslemek ve çocuklarının aç kalmadığından, hayatta kalacaklarından emin olmak istediler. Çin'de yaklaşık 4000 yıl önce dünyayı değiştiren bir keşif yapıldı. Soğuğu ve nemi uzak tutan ve yakıt olarak kullanılabilen kayalar vardı. Bu kayalar aslında yüz milyonlarca yıl önce ölmüş ve yer altında gömülü kalmış bitki ve ağaçların karbon kalıntılarıydı. Peki kömürün bulunması antroposenin başlangıcı mıydı? Kömür dökümhanelerde ve evlerdeki ocaklarda giderek daha fazla önem kazandı. Yoksa antroposen 1000 yıl sonra Asya'nın dört bir yanındaki insanların pirinç yetiştirmeye başlamasıyla mı ivme kazandı? Bu tohumları su basmış tarlalara serpme tekniğine çeltik denmekte. Bu çalışkan çiftçiler bu özel pirinç yetiştirme tekniğinin büyükbaş hayvanlarda olduğu gibi günün birinde yılda 10 milyarlarca ton metan üretebileceğini nasıl bilebilirlerdi ki? Toprak suyla kaplanınca oksijen kaybeder ve gözle görünmeyen minik organizmalar bitkisel maddeyi sindirir ve metan üretir. Pirinç bitkisinin yaprakları atmosfere daha da çok metan salar. Bu eski çiftçilerin bu kadar küçük ölçekte gelen bir şeyi görmeleri elbette mümkün değildi. Yani aslında şunu anlatmak istiyorum. Sadece kendilerini ve birbirlerini beslemeye çalışıyorlardı. Çok çeşitli yazı türleri vardır. Zamanın bile. Zamanın alfabesini okumayı başarırsanız gezegenin muhteşem hikayesini de yeniden canlandırabilirsiniz. Bu soluk beyaz çizgi gezegenin dört bir yanında devlerin ölüm destanını anlatır. Normalde nadir görülen iridyum isimli bir metalden oluşan bu katman, Kresatya döneminin sonunu işaret eder. 66 milyon yıl öncesini. Bu dinozorlarla birlikte bütün hayvan ve bitki türlerinin dörtte üçünün tükendiği bir zamandır. Jeologlar arasında bir gelenek vardır. Eğer yeryüzünde herhangi bir canlı türü fosilinin dünya ile ilk veya son bağlantısını gösteren bir katman bulursanız,
Bunu altın bir çiviyle işaretlersiniz. Onu çekiçle kayaya çakarsınız. Peki öyleyse antroposen adını verdiğimiz insan kaynaklı tükenme çağında yaşıyorsak altın çivimizi hangi duvara çakacağız? Ben ve benim yaştakilerin rahatlıkla hatırlayacağı bir zamanda gezegen için savaşan iki süper güç vardı. İkisi de kendi hakimiyetlerini göstermek için her şeyi yok etmeye hazırdı. İki ülkede atmosferde nükleer silahlar patlattı. Sadece ne kadar güçlü olduklarını göstermek için. Bunlar 10 yıllar boyunca patlatılan binlercesinden sadece birkaçıydı. Bombalar strontium 90 yaydılar. Aşırı nükleer enerjiyle kararsız hale gelen bir atom. Buna radyoaktif izotop diyoruz. İnsanlar 1963'te bir anlaşma imzalanana kadar bu olayı protesto ettiler. Ben ve benim bütün neslim vücut dokularımızda başka bir radyoaktif izotop kalıntısı taşıyoruz. Buna karbon 14 deniyor. Peki öyleyse benim içindeki bu altın çivi antroposenin başlangıcını mı gösteriyor? O zaman mı başladı? Atmosfer testleri sona erdi ama biz yuvamızı tahrip etmeye devam ettik. Üstelik bir gün her şeyin çökeceğini bile bile. Eğer bununla ilgili bir şey yapmayacaksan, tehlikede olduğunu bilmenin ne faydası var? Belki de bilmemek en iyisidir. Bilmek bir lanet olabilir. Zamanda yolculuğumuza haftaya devam edeceğiz. Bir yere kaybolmayın, sağlıklı kalın.